geri dönecektir ayeti de gösterdi Cenk Tosun. Ondan ne beklemesi lazım Beşiktaş taraftarının bu sezon? Önce hayırlı olsun. Hem Cenk hem Beşiktaş kulübüne. Ee, Sayın Başkan'ın da çok sevdiği, yani kardeşi gibi, evladı gibi çok sevdiği birisi. Ben Everton e, transferinde Sayın Ahmet Nurçevi'nin, şimdiki başkanın ne kadar e, şey sarf ettiğini onu transferinde e, her şey birebir şahidim. Hatta son kapıdan çıkıyor da saat gece sabahın iki buçuk üçe doğru geliyor. Cenk'in telefonunu arayıp ne olur başkanım beni bırakın gideyim falan diye evlat dedi senin için her şey yaparız. Tabii güzel bir şey giriş güzel kulübüne para kazandırdı her şey çok güzel. geldiğinde de Antep kulübüne de para kazandırdı. Evet. O da var onu da yani hani şu andaki kadroyla tabii ne yapabilecek? Cenk bu tarzdaki takımlarla oynamayı çok iyi bilen bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu oldu. Evet İngiltere Premier League biraz bizler de ve Cenk'ten orada çok fazla bir şeyler bekledik ama pek fazla da kolay olmadı. Sakatlıklarında yaşadı. Ama takım hiçbir zaman için onu kapının önüne koymadı Cenk'i. Yani Cenk istediği anda gidecek bir oyuncuydu. Ve nitekim de Beşiktaş o şekilde ara transferde geldi. Fakat şu anda imza atana kadar da Cenk Riva'da kendi başına çalışan bir oyuncu. Du Düne kadar. Ya, dün oldu tabii. Düne kadar. E, tek başına çalışan orada privat ile birlikte çalışan Hı -hı. kendini hazır tutmaya çalışan ve aynı zamanda da e, fix olarak e, ev atında antrenmanlara çıkan bir oyuncuydu. Ama hep söylenir ya. Herkese söyler. Maç kondisyonu çok farklı. İşte Beşiktaş kimde yaşadı? de yaşadı. yaşadı. 7-8 ay oynamamış bir oyuncu geldi. Ondan sonra bir sekatlık yaşadı ve bir türlü de toparlayamadı. Ama Cenk oynadığı mevkiyle dolayı. Vegas'la birlikte oynarsa ki büyük olasılıkla biz onu çiftte görebiliriz çok maçlarda. çok farklı bir işler yaratabilirler. E orada bir tane sağ tarafta oynayan bir cezal diye bir virtüöz var. sol ayakta e, kestim denir ya. O tarzda. E, önde kapatıyorsunuz. Josef de sol arkada. E, geç sonlar Sizin şimdi geldi. Yani orta sayda kapattılar. Onun da bir eksikleri ne var? Sol tarafları kaldı. Oraya kim alacaklar? Onun peşinde de belki bir stoper daha veyahut da stoper düşünüyorlar. Rıdman daha gitmemiş olmamış onun dışı da. Orada bir ufak tefek e, var. Onlar da otur hazır bir kadrolara, hazır kadroları, işte yamasının nereye elzem olan yerler neresiyse orayı kapattılar. Beşiktaş'tan ne bekleyeceksin? Agresif bir oyun bekleyeceksin ki bu tarzlar hep böyledir Beşiktaş'ın. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzon'un yani bundan hep geride beklenenler değil. Ama Rakipleriniz de sizin hamlelerinizi onlar da hamle yapıyorlar. Onlar da orta saldırını güçlendiriyorlar, santroforlarını güçlendiriyorlar, forvet hattını müdafaya güçlendiriyorlar. E şimdi hoca ne diyor? Ben üçlü oynarım. Üçten, üçten şey vermiyor, taviz vermiyor. Evet. Ona göre de üç tane şey olacak galiba, yabancı ile oynayacaklar. Şu andaki görünüyor mu? Beşiktaş'ın elinde Serdar'la başlar mı? Saiz var. Ee, Saiz var ve Wellington var, ee, Montero var. Ee, bir de Serdar var. Dört tane stoper var. Herhalde söylentiler bir tane daha falan düşünüyorlar gibiler ama bilemeyiz yani. E, video olarak onların santrafor bölgesiydi. Orada iki tane kapadı ve tecrübeli oyuncularla kapattılar. Eee ben burada da söyledim. Şu anda, şu anda yani yapılan transferlerde Türkiye'nin en iyi santraforu Begors. Begors. Tabii henüz resmen bitmedi ama bitmesini ama an bekliyoruz. An evet, evet. Yani hemen onlar artık bitti gözüne bakarız biz. E, en iyisi yani Cornelius'un da önünde olan bir santrafor. Her türlü bir santroforda aradıkları ne var? Her şey kendisinde var. Şimdi burada hamle biz Beşiktaş'ta gördük. E, Trabzon'u sabit. Galatasaray'a şu anda çıkıyoruz. Üç tanesi sabit. Fenerbahçe'den bir hamle bekliyoruz. Bu tarzda bir hamle gelecek Fenerbahçe'de. Yani bu sezon e, Serkan forvetlerin sezonu olacak. Hı hı. Yani e, biraz lig, ligimiz e, golli geçecek gibime geliyor benim. E, Viterato fansifini çok güçlü olan bir Fenerbahçe Beşiktaş fazla bozmadı. Ofansif yönü güçlü olan bir Fenerbahçe. Trabzon aynı şekilde. Galatasaray da buraya yatırımlarını yaptıktan sonra çok ofansif yönü güçlü bir lig seyredeceğimiz gibime geliyor benim. Ve öyle de olacak yani. Ama Beşiktaş faydalı iki tane santrofor aldı. Bunu da söylemeden geçirmeyeceğiz. Bir sol tarafı da kapattıkları zaman hemen hemen bitmiş oluyor. Evet ama zaten. sol taraftaki konu da işte sakız gibi uzayan bir mevzuya dönüştü. Hani Rıdvan gitti mi kaldı mı? Şu anda kal daha bir şey yok. Güven Larin gitti, bunu biliyoruz. Evet, güven söylemiş. ne oldu? Sözleşmesi bitti. O Güven de şu an gitmiş durumda. Ya 30 Haziran'da sözleşmesi su bitti. Bu ayrı bir konu. E, e, güven yani. Trabzon Güven diyorlar ona. Abi vallahi ben hani Trabzon. Bir şey söyleyeceğim. çıkıyor. Yani bence onunla ilgilenmeyecek bir takım olamaz. Hani gerçi Fenerbahçe'nin solunda bir yığılma oldu. Santrfor olarak da Güven alınsa bu tatmin etmez kimseyi. Yani hem Santifor hem sol açık olarak kullanılabilecek bir adam Güven. Bence hani ilgilenmemek saçma olur. Fena Şimdi Güven, Larin gitti. Güven gidiyorsa, Enkudu yine sakatlanıp duracaksa, e, Rıdvan gidecekse, e, Beşiktaş'ın da önceliği senin dediğin gibi hocam sol taraf. Çok Artık mi? sol tarafta Umut Meraş var. Başka yok. Başka da bir şey bir yok. Bir işte üçte oynadığın için monte kaydıracaksın oraya. Öbürü gidecek. Sen orayı kapatacaksın ama yetmez. Yani sezon olarak yetmez. Tek bir, yani. Tek bir kişinin üzerine yıkılıyor. O konudaki yıkılıyor. atıllık da gereklerin süreci, gerek güven süreci. Hani e, bir garip yürüdü o işler. Şimdi sağ tarafında Gezal var. Sol tarafında atıyorum. Vakeyeme tarzı bir şey olsa çok başka bir yere gider hadise. Önde Weghorst. Orada hem Weghorst'la beraber Santrifor'u ikileyebilecek bir oyuncu hem de net bir içeri kat eden sağ ayaklı kanat oyuncusu. Ne oynayacak tabi hocam yani 3-4-3 3-4-3 mü çok şimdi bence hani 3-4-3 ile 3-4-1-2 yani çok farklı. Evet. Peki şu da, o, o yüzden şu zaten da oynayabilir. farklı mevklerde oynayabilir. 3-5-2 oynayabilir. Şey oynuyor. Avrupalılar artık dünyada oynamaya evet, oynanmaya biraz başlandı. Evet geçti o olay. Üçlü de oynuyorlar. İlk 4-4-2'de oynayan var. Ama genelde çift santrofora fikirlenmeye başladılar. Onun için ben de buralarda anlatmaya çalıştım. Biz e, hocalar olarak hazır mıyız öyle bir e, yarışmanın içine girmeyi veyahut da öyle bir hazırlıklarımız var mı? Çift santrofor oynarsak arkasını dörtlü mü yaparız? üçlü mü yaparız, beşli mi yaparız bu varyasyonlara hazır mıyız diye. 3-5 de olabilir elinizde. Çünkü bir tane çok direkt oynayan bir santrofonuz var. Bir tane cenk var. Son vuruşları iyi olan. ikisini kullanabilirsiniz. Arkadan atıyorum işte Getson giriyor. E, Josef de Soza giriyor. Emirhan'ı kullanabilir. O da çok direkt gider, gitmesini seven. Ve bu iki santrofon açacağı koridorla çok iyi dalabilen ceza sahasının içine girmeyi seven bir oyuncu çok fazla oralarda. Yani Beşiktaş'ın da ana kriterlerine bakarsan yani bir tek sol bekine şey sol tarafının haricinde fazla bir transfer lüksü lüksü de bir de yok. Bir de tek kulvarda oynuyorsunuz. Onlar da Galatasaray gibi tek kulvarda oynuyorlar. Türkiye liginde oynayacaksınız. İşte zamanı geldiği zaman Ziraat Türkiye Kupası'na soyunacaksınız ama Beşiktaş da ana hatlarını doldurmuş. bir kalesinde bir sıkıntı yok. Sağ tarafta yok. Orası o hat dolmuş yani ezbere biliniyor orası. Rozier ceza... E, ...Kenanlar da son dönemlerde... ...biraz başarılı performans gösterdi... ...biz neye göre beğeniyoruz... ...neye göre beğenmiyoruz... ...herkesin futbol fikrine... Farklı ...görüşüne oluyor, saygı göstereceğiz... ...o farklı bir Hocam, şey... Hocam bir yandan da Christian Fasnacht... ...Young Boys'lu oyuncu Beşiktaş'ın uh -huh. gündeminde... ...sanki bu durum bana hoca... rozya'dan çok da memnun değilmiş... ...diye düşündürtüyor... ...yani şimdi bizim standartlarda... ...işini yapıyor mu yapıyor... Hani deriz deri deli tavuk gibi koşturuyor ediyor tamam. ya bizim Türkiye'mizi ülkemizdeki futbol olarak kabul etmek lazım ki bu işini yapıyor.